Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park çalışmaları bitti. Yine birlikte tespitlerini yapacağız. Bakalım ne çıkacak sonuç. Başarılı olabilecek miyiz bilmiyorum. Belmont fena değil. Belmont'u seviyorum artık. En azından bazen söylediğiniz hatlar geliyor. O da mutlu oluyoruz yani geldiği zaman da. Başka bir şey değil. Şartlı birinci koşuyla başlıyorlar. Şartlı 3 yukarı İngilizlerde. Burada aslında işaretleseydim iyi olurdu. Ufak yaşlarımız yok. Önce kalite puanlarına bakıyoruz. Burada tabela derece yapmış atlar var mı diye bakıyoruz ki bakın 11 ve altın onu safkanlar. Bunların sürpriz yapma olasılığı yüksek olan safkanlar olarak ortaya çıkıyor, karşımıza geliyorlar. Çok sürpriz Louis Saez'in bindi. Aslında çok da sürpriz değil. Görünen bir attır bence. Louis Saez boşa binmemiştir bu ata. Buna da bir çarpı atmak gerekiyor. Yedili plasenin ilk ayağı olması lazım. Yanlış görmediysem. Bu 3 at sürpriz yapar. Tercih ise bırakırım. Yukarıda kazanç bölgesi gördüğünüz atlardan da 7 nolu safkan bu kazanç bölgesinin favori atı olur. Yani bu atlar kötü koşarsa bu at her zaman vardır. Bir yerlerde olur 7 nolu safkan. Ya da bir altındaki 9 nolu safkan. Ben grubu bu şekilde ayırmış olayım. Ve şöyle bu kalitede kalmış atların olmaması durumunda birbirine grup çok yakın bakın 50 50 50 46 yani artık birbirini geçebilen grup haline geliyor. Power biraz ya fark etmez. Hepsi yarışta oluverir. Önceliğim Louis Saez olsun benim bu yarışta. Louis Saez vardı bir bildiği diyorum. Totosuna baktım. İyi değil ama kalite puanıyla grubun üzerinde gördüğünüz gibi. Sonra 11 6 ve sıralamayı size bırakayım artık geri planda. Geçiyorum burayı. Birinci koşu şartlı idi. İkinci koşudayız. Satış koşusu şartlı 3 yukarı. 3 yukarı evet. Mesafe 1700. Burada da kazanç bölgesinde büyük at çıkar ise onu direkt favori olarak önleyeceğim. Valla işler yetişmiyor o yüzden biraz geç kalıyorum kusura bakmayın. Bunları daha önce daha erkenden veriyordum. Bu aralar bayağı bir yoğun çalışmalar var. Yani 11-11 yarış koydular. Ders çalışıyoruz inanın valla sıkıntıdayız yani. Bir yerden sonra çok severim ders çalışmayı ama eziyet haline geliveriyor o yüzden kusura bakmayın. Şartlı yarışta kazanç bölgesinin bakın büyük atı dediğim 95 kalite puanını veren altın onlu safkan. Yani bu at favoriyi geçebilme kapasitesine sahip ki favorinin AGF'si %45. Yani tek olmaz ben birlikte değerlendirin derim en azından öyle söyleyeyim. Rakibi çok güçlü kalmış. AGF'deki ikinci sırada çıkan at. Bence değerlendirmekte fayda var. 80 kalite puanını veren bir at var. Bu ikilinin arasına girmeye çalışır sadece onu söyleyeyim. Zor geliyorlar. En altta kaldı. Kazanç sağlaması lazım ki dördüncülükleri yeterli. Bu iki atın arasına iki girmeye çalışır benim gördüğüm bu yarışta. Diğer atların yazımını size bırakacağım. Geçiyorum burayı da. Şartlı yarışlarda biliyorsunuz artık favori plase ağırlıklı gelmesi gereken beklenen yarışlardır. Maiden satış koşuya geldik. Maiden dişi dediği anda sürprizi açık yarışlardır. Maiden dişiler arkadaşlar. Artık şey diyeceksiniz. Her gün aynı şeyleri söyleyip duruyorsun ezberledik diyeceksiniz. Haklısınız ama belki yeni izleyen arkadaşlar vardır. En azından onlar duymuş olsun. Yani hepimizin haberi olsun bu işlerden. Bu olay ayrıca sadece yabancı yarışlarda geçerli değil. Genelde de böyledir. Yani ülkemizdeki yarışlarda da böyledir. Dişi yarışları her zaman için sürprize açık yarışlardır. Maiden yarışlarda kazanç bölgesinin kalite atları genelde kazandığını gördük. Yaş avantajı varsa bir atta onu daha ön plana çıkarırım. Var burada da bakın ama arası var. Yani güvenen arkadaşlara 7'yi öneririm.
Arası olmasaydı daha net konuşurdum ki bu 4 yaşında olması avantajdır. Eğer mesafe 1600 üstü olsaydı tek önerirdim size. Mesafe 1200 olunca rakiplerini de söyleyip bırakayım. Benim görebildiğim, bakın yakınlar 57, 60, 62. Yani 4, 2, şöyle yapayım, ayırmayın bence burayı. Hatta sürpriz bitme ihtimali olan bir yarış demiştim ki. Başka tuttuğunuz at varsa da AGF'leri pek düşük buraların. Handikapsız atları gösterecektim. Şöyle yapayım. Yani bu kuponlarda olması gerekir bence bu atlar. Çok da ayrı değiller. 57, 60, 59, 62. Tek tercihini kullanacaksanız da karar size bırakayım. Ben ayırmadım. 4 attan birinden birincilik beklerim şahsen. Başka var mı diye bir şey bakıyorum. Gözüme takılan yok arkadaşlar. Geçiyorum böyle de. Dördüncü koşudayız. Satış kursu şartlı dişi. Burada da kazanç bölgesinin büyük atını arıyoruz. Çıkarsa tek önereceğim. Hani zoraki tek olmaz arkadaşlar. Tek isteyenler oluyor öyle. Tek ver, tek ver. Zoraki olmaz arkadaşlar. Vefali vardır. Sistem ne diyorsa, matematik ne diyorsa, gördüğüm neyse ben onu söylemekle yükümlüyüm. Onun dışında size bırakırım kararları. Keşke bilsek. Yani bilsek kendimiz tuttururuz, bir de o var arkadaşlar. Şartlı dişi yarışı 3 yukarı. Burası da sürpriz getirebilecek bir yarıştır aslına bakarsanız. Şartlı kazanç bölgesinin atları eşit. Bakın. Burada favori plase olmaz. AGF'leri dikkate almayın. Yani AGF olmaz burada. Kalite puanını veren atlar aşağıdalar. Burada Luis Saez'in, Ortiz'in atları da var ki sürprize çıkmış bu atlar. Hoş değil. 59-60 bizim favorimiz. İki nolu Safkan olacaktır arkadaşlar burada. 60 kalite puanı veren kazanç bölgesine en yakın atı bakın. Sürprizi 5 ve 4 nolu Safkanlardan bekleriz. Yapabilirler. O kapasiteye sahipler. Ve artık grup diğer atların tamamı birbirine yakın. Yani 6, 3, 7, 1, 8 tercihisi bırakayım, istediğinizi yazabilirsiniz. Ben bu atları önermiş olayım size. Diğer atların yazımını size bırakayım ki gruptan hafiften ayrılan 3 tane at var. Diğer atların yazımı da bence fark etmeyecek, kaliteler aynı. İstediğinizi yazın. Geçiyorum orayı da. Tek çıkmadı bakın hala. O istediğim, görebildiğim, kazanmasını beklediğim bir tek henüz çıkmadı. Artık teki şansınıza, yani bu işler kısmet işidir. Bursa'da 19 handikaplı bir at şartlı 4 kazandı bugün. 25 Ganyan'la. Onun Ganyan'ın 25 olmaz, 75 olurdu. Birileri Ganyan bastı o ata. Basabilir normalde de şartlı 4 o atın gelmesi normal değil. Kurtellerin atı sadece. Yani handikapör görmedim o atın. Son dördüncülüğü var handikapta. Gördü ama 3 handikap vermiş. Aslında daha yüksek vermeliydi. 19 ne handikapı var. Gitti 90'lık 80'lik handikapları geçti. Bir de rahat geçiyor. Öyle yani sallanma da yapmıyor. Maşallahı var atında. Bir şey demem ama şartlı yarışta yanlış yaptılar bence. Milleti yatırdılar. O at handikapa koysalar, kurteller, handikapa yazsalar yazılır o at. Millet de yatmaz. Götürüp böyle şartlı 4 yarışa kayıt yaparsa ilgilileri birinci gelir, geldiği zaman da herkesi yatırır. Ufak oyuncu mu kimse kalmaz. Ya benim kızdığım şey de bu. Bazen yapıyorlar bunu. Burada da baktım kalite puanlarını bilerek uzun tuttum ki göresiniz diye grubun birbirine ne kadar yakın olduğunu. Burada nasıl ayırırsınız? Kazanç bölgesi atlarına gidersiniz direkt. Favorinin 69 kalite puanı var. Bir rakam önde. Diğer sürprize çıkan atlarla. Bunlardan da ikinci, o da yerinde. Valla ben bu iki atı kullanırım. Diğer atların yazımını size bırakırım. Grubun hali bu. Sürpriz yapabilecek atlar da var. Grup içerisinde. Ama yarışta ağırlığını koyup %50, 50'nin üzerine AGF var. Kazanabilecek atlar da var. Kararı size bırakayım. Yani ikisinden biri tek olur mu? Onun da kararı sizin olsun. Ben bu iki atı önereyim, bırakayım. Grubun durumu bu. Birbirine diğer atlar, sürpriz yapacak atlar yakın ve çok. Hala direkt önerebileceğim Safkan çıkmadı arkadaşlar.
Belmont veriyor da öyle tekleri ama bugün nedense pek bonkör değil sanki. Yarışlar biraz zor gibime geliyor. Çıkan atlar olur. Çıkan atlar olduğu zaman söylediğim atların yanındaki atlar çıkarsa da kalanını tek atarsınız oynayacaksanız Yani Bursa'nın yarışını anlattım. Bu işler böyle. Keşke eğer dediğimiz olsa olmuyor. 19 handikap kalktı neleri geçti. Enteresan yani. Biz de handikap alan biz yapıyoruz. Favori son altıncılığı iyi yerdedir. Bir nolu safkan kazanmasını bekliyorum. Kazanmazsa ayıp olur nokta. 81. Sürpriz ikililer için 8-5'i kullanabilirsiniz. İyi, en azından bir direk atımız çıktı. Bir nolu safkan. Kurtellerin atı yoksa burada bir nolu safkan gelir. Yani burada 44 mesela kalite puanı 44 olan at kalktı 81'i geçti. Bursa'da. Yaş dezavantajı var. 9 yaşında. Sıkıntı olursa o olur. Onun dışında bu at yarışı kazanır arkadaşlar. Bu bilgiyi de aktarmış olayım. Gördüm yani. İkisi sürpriz yapar. Bu da olmazsa 9 Don Safkan. Luis Serrazin atı bakın. 63 ile kalite puanı yüksek olan grubun içinde yüksekte kalan bir at. Bunlar sürpriz yapamazlarsa da 1-9 biter burası. Ya da 9-1 biter mesela. Umarım beni anlamışsınızdır. Geçiyorum burayı da. Yedinci koşu Sörlerin yarışı Sör Cat Stakes Şartlı yarış Stakes dediğine göre ikramiyesi yüksek olmalı. Burada, evet ikramiyesi yüksek handikap puanları yüksek biraz. Tahminim öyle bir şeydir. Gece 00:36 valla bu saate kalan var mı bilmiyorum içinizde de. Kalırsanız bakalım bir at çıkacak mı burada? Direkt söyleyebileceğim yukarıdaki gibi bir at çıkarsa söyler bırakırım. Altmış kalite puanı, 80 kalite puan, 80 kalite puanı Luis Sazin at arkadaşlar. 4 nolu at. Sürpriz tek atıp beklemek isteyen arkadaşlara önerimdir. Gördünüz mü? İki tane üçüncülüğüyle, 80 kalite puanıyla sürpriz tek atıp beklemek isteyen AGF 55 almış yukarıdaki kalite puanı düşük. Hemen altındakinin 68 kalite puanı var. 2 bence 7'yi geçer. 4 de 2'yi geçer. Karar size bırakıyorum. Umarım 4'ü getiririz. Son ayakta güzel bir yerde duruyor. Güzel durumda duruyor. Benden bu kadar olsun. Yerli yarışlarımız arkadaşlar grupta paylaşıyorum. O yüzden yabancı yarışları Elazığ, sevmediğim Elazığ, çünkü geçen hafta çok berbattı. Şanlıurfa'yı, Kocaeli'ni sizlere açık devam edeceğiz. Bu şekilde çalışmalarımız var. Daha önce defalarca konuştum. Kızmayın diyeyim. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.